Merhaba. Merhaba. Bugün çok bayağıdır istediğimiz bir şeye başlıyoruz. Bilim kurgu serisine başlıyoruz. Başlıyoruz. Arrival'ı seçtik. Niye seçtik? Merak ettiğimiz güncel bir bilim kurgu filmi olduğu için seçtik. Sanılmasın ki en sevdiğimiz bilim kurgu filmi olduğu için. Yani Ya da güncel. İşte biz biraz arkadan. bilim kurgu bilim kurgu serisinde her zaman güncel şeyler olmayacak tabii ki. Tabii tabii En tabii. güzel bilim kurgu filmleri bence bayağı eskilerde. O nedenle değişik şeyler olacak. Arrival'dan biraz söz ederek başlamak istiyorum. Peki bu seride sadece film mi Dizi de düşünüyoruz? olmalı Dizi de bence. olmalı, bence de dizi de olmalı. Film, kitap karşılaştırması olabilir, göndermeler olabilir, Kesinlikle her şey zamanımız el olabilir. verdiğince her şeye bir şey atarız, Olur, çanta atarız. kitabını sen okursun, filmini ben izlemişimdir falan filan böyle. Olabilir. Her şey O da iyi bir olabilir. görev Evet. paylaşımımızmış aslında. Evet, buyurun. Arrival'da da bir kısa hikaye var arkasında ama okumadık. Okumadık Hayat. açıkçası. Şimdi Arrival'ı bir cümleyle kendi kendime bir özetledim. Onu okumak isterim. Bu arada ben izlediğimizde bilmiyordum kısa hikayeden Ben de bilmiyordum. olduğunu da yani. Onu sonradan Sonrasında öğrendim. Buyurun öğrendim. efendimiz. Yani son zamanların filmlerinde çok sık var roman ve hikaye uyarlaması. Hatta uyarlama olmayan film deyince şu an aklıma bir şey gelemedi İşte yani. Hollywood ya. Ha? Hazırı varken biz mi üreteceğiz diyor Bir de galiba. hazır da hep güzel oluyor ama bozuyorlar. Bozuyor. Tabii ki Bozuyorlar. Yani bozuyorlar. bozmadan Para rahat bırakmıyorlar kazanamıyorlar pek. bozmadan. Evet. Dünyanın değişik noktalarına inen 12 uzaylı aracın geliş nedeninin anlaşılması amacıyla Amerika'da bir dil bilimci ve bir fizikçinin görevlendirildiği bir ortamda bu dil bilimci Louise'in deneyimi üzerinden dünyanın bu sorunla nasıl baş ettiğini görüyoruz. Aslında Louise'in hikayesi gibi bir şey değil mi? Evet. Kızını anlatıyor gibi. Teorik fizikçi değil mi? Teorik fizikçi ve Amerika'da diye vurguladım çünkü dünyanın birçok yerine iniyor ama biz Amerika'nın hikayesini görüyoruz. Bu Tabii konuda ki. daha sonra tekrar Nereye? konuşacağım. Pakistan hikayesini mi görecektik Hollywood filminde değil mi? Aa, evet. Genel olarak yani ben sana önce şey sormak istiyorum. Filme ne tür bir izlenimle başladın izlemeye? Ben önce kendiminkinden kısaca söz edeceğim. Herkesin Arrival diye delirdiği, ay çok güzel film, ay en güzel film diye Oscar delirdiği bir kafa yapısıyla başladım. Çok iyi bir film bekliyorum gibi değil. İnsanların bu abarttığı şey ne diye başladım. Ben nasıl başladım? Ben de yani çok aslında şey yapmamaya çalışıyorum bir senedir falan. Bir şey izlemeden hakkında bir yorum okuyup izlememeye çalışıyorum. Ama işte Facebook vesaire sosyal medya deyince insan ister istemez birkaç yorum görüyor. Yani artık okumuş oluyorsunuz anladığınızda ne okuduğunuzu falan. Çok beğenildiğini görmüştüm. Dediğim gibi ama video falan izlemedim, yorum izlemedim, okumadım. Ya umutluydum ben bayağı açıkçası çünkü son zamanda özellikle hani duyusal bir bilim kurgu trend var, Hollywood'da da var, popüler kültürde de var. O yüzden umutluydum bu Duyusal şekilde. mı dedin? Duysal dedim, evet. Neyi kastettin? Biraz açar mısın? Nasıl diyeyim? Yani daha insani, belki yani Bir daha şeyleri bize hitap hissetmeye eden, evet yani dayanan mı? onu demek istedim aslında, belki doğru sözcüğü kullanmamış Yok, olabilirim. bence mantıklı. Ama şey hani nasıl diyeyim, daha psikolojik, daha duyulara hitap eden, duyular dediğim 5 duyu Evet, spesifik sonuçta olarak hani bahsetmiyorum. işte pozitif biliminde hayır diyeceği Evet. şeyler değil, duygu değil, Aha. duyu. Evet, o yüzden sordum. Güzel bir nokta bence. Evet. Böyle şeyler daha bir revaçta olduğu için son zamanda öyle beklentilerim yüksekti. Güzel işler de çıkabiliyor bu alanda. Böyle. Evet. Ben özellikle şeyi çok seviyorum. Bu bilim kurgu filmlerinde tabii bilimle ne kadar tutarlı olduğunu her zaman şey yapamıyorum. Mesela fizik teorilerini bilmediğim için oturup okumadan çok anlayamıyorum. Okusam bile her zaman çok inanmıyorum anlayabileceğimizin. Asıl diyeceğim şeyi diyeyim. Filmde bu teorinin yavaş yavaş çözülmesi, yani o teorinin pratik süreci. Yani biraz daha böyle bilimsel şeyler veren bana, işte The Contact'ta olduğu gibi, birçok bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi daha böyle Bir bilimsel elinden bilgi tutan, vermeye yani böyle çalışan. gel bak bilimi de beraber anlayalım Evet, gibi. onun gibi hoşuma gidiyor. Bu Arrival'da da dili anlamaya çalışıyorlardı ya, simge simge. O süreci çok sevdim, bilimsel süreci. Ama ne kadar bilimsel olduğu tartışılır. Ben hani tartışılır, hani iyi ya da kötü açısından demiyorum şu Tartışmak için anda. buradayız.
Yani o bilimsel süreci görmek hoşuma gidiyor. Evet, anladık dillerini falan diye çıkmaktansa o süreç. Peki bu şey dedin, bir hipotez. Ne bu hipotez? Olay neye dayanıyor yani? Olay neye dayanıyor? Hipotezin şöyle. Benim de notlarım var, bir aman da açayım bir yandan. Evet, hipotezin adını bana bir hatırlatır mısın? Sapir-Whorf. Evet, hipotezi. İki Sapir-Whorf adında iki insanın beraber, yani birinin daha sonra diğerinin işine ekleyerek geliştirdiği bir hipotez. Evet, evet. Bu hala da popüler bir hipotezmiş dil bilimi mecralarında. Yani bir dilin o dili konuşan insanların düşünce yapısını etkilemesiyle ilgili bir şey. Evet. Örneğin bizim dilimiz lineer bir dil, değil mi? Doğrusal bir dil. O nedenle böyle bir düşünce yapısı var. Birbirini destekliyor. Hangisi diyorlar. Önce, yani, hangisi sonra bilinmiyor. Yok, teori öyle değil mi? Ha, yani teori bizim dilimiz dediğim dünya dillerine genel öyle bir şey yaptığını zannetmiyorum. Yok, ben... O kültürlerle alakalı. Evet, evet. Film almış bu teoriyi. İşte şey yapmış, dünya dışı yaşama uyarlamış ve dördüncü boyut zamanla birleştirerek böyle bir fikir çıkarmış. Okuduğum yani, kadarıyla yani. Şey yapmışlar o teoride, Mayalıların diline bakmışlar. Çünkü o daha değişik bir anlatıma sahipmiş. Evet, yani bizim yani, dilimiz dediğimde tüm dünya dilleri değil. Evet, yani diyor ki bir dili öğrendiğin zaman ve gerçekten öğrendiğin, benimsediğin zaman o şekilde düşünmeye başlıyorsun. O dilin kuralları içinde düşünmeye başlıyorsun ve şey yapıyorsun, bir süre sonra davranışların ve hayata bakışın bu yönde şekilleniyor. Film de bunu bir adım öteye taşıyarak daha bilim kurgusal bir şey sunuyor. Zaman içinde hareket etmeye ya da zamanı nasıl diyeyim, görmeye, geleceği görebilmeye, zamanın doğrusal değil yani geçmiş, şu an, present dediğimiz ve gelecek gibi değil. Pardon, elim kameranın dışında. Gelecek gibi değil. Dairesel olduğuna ve aynı anda hepsinin var olabildiğine bir gönderme ama yapıyorum. Ama şey de var tabii. Bunlar bizim kelime dağarcıklarımız. Gelecek, geçmiş ya da şimdiki zaman. Bu uzaylılarımızın dünyasında, dilinde böyle bir şey yok. Olmayabilir. O nedenle yani düşünürken de yorumlarken birden kendim durup ama onlar öyle düşünmüyor. Yani kendini yani, de sorguluyorsun bir noktada. 3000 yıl sonra demeyi biliyor ama uzaylılar, yani gelecek yok ama neyse. Şimdi bence burada Hollywood'un geliştirdiği bir hipotez var. Şöyle, öyle bir paradoks oluşturalım ki bütün loophole'larımızı korusun. Ya her şey kimse, buna gelebilsin. Kimse içinden çıkamasın, biraz da havada bırakalım bir şeyleri. Hani birbirini yesin yorumcular falan, onlar işte en son eğlensin. The OA'de de benzer bir şeyden konuşmuştuk. Senin hiç sevmediğin, benim de ama hani bu kendi içinde bir şey deyip durduğum bir nokta vardı. Hikaye anlatımcılığıyla ilgili. ama şimdi o benim dediğim hipoteze inandığında istediğin tüm saçmalığı yapabilirsin ve hepsini ona bağlayabilirsin. Böyle bir, buna Hollywood loophole'u diyorum. Nasıl bir TM. Bir şey yapsana, hatırlatsana bir daha. Şey mesela The OA açısından. Şimdi ateşin etrafında toplanıp hikaye anlatıyorlar. Bu eski zamanların sözlü edebiyatına dayanıyor. O zamanlar hiçbir hikaye ikinci hikayeyle tutuşmaz, örtüşmez. Her gece ben anlatırım hikayeyi, her seferinde şey farklıdır yok, biri yazana kadar. O zaman istediğim kadar değiştirebilirim, tutarsız şeyler yapabilirim. Çünkü beni dinleyen insanlara o günün havasına, ruh haline göre kendi değiştirip içinde, duruyorum durmadan kendi hikayemi. O zaman hikayemi. Kendi içinde, yani tek kitleye verdiğin için mi tutarlı oluyor mesela her gün? Hayır, ayrı bir, evet, her gün değişik bir kitleye veriyorsun. Mesela o gün orta çağdayız yani sonuçta Ozan kültürün bu anlattığım zamanlar. O gün savaş vardır, ona göre bir ruh halinde anlatırım. İşte o gün savaş kazanılmıştır, ona göre. Yani bu hep değişebilir. Sözlü edebiyat ana çatısı belli kalır ama bazı detaylar hep değişir. Hollywood nasıl kullanıyor bunu diyorsun? İşte mesela orada bir sözlü edebiyat teması yaratmışlar. Ateşin etrafında bir hikaye anlatma var. Kadın anlatıyor durmadan. Diğerleri onun anlattığı şeyi görüyor. Evet. Ama kadının da bir yandan ruhsal rahatsızlığı da var. Bu filmde nasıl kullanıyor? Ha, bu filmde nasıl kullanıyorlar? Bu filmde de şimdi bu uzaylıların zaman kavramının dairesel olması nedeniyle ay biz gelecek mi geçmiş mi nasıl biliyorlar nasıl bilmiyorlar diye hallere giriyoruz. Ama uzaylı aşmış diyor o film, dairesel. Böyle şeyler yok. Şimdi zamanı işlemek çok zor, tamam mı? Yani zaman bizim anlayabildiğimiz, çok hakim olabildiğimiz bir boyut değil.
Ve çünkü zamanın içinde hapis halindeyiz değil mi? Hapsolmuşuz yani. Biz zaman içinde hareket edemiyoruz. Evet. Değil mi? O yüzden Hollywood sürekli bu zaman şeyini irdelemeye çalışıyor. Ama o kadar komplike bir konu ki başarılı bir şekilde veya tutarlı bir şekilde ya da bildiğimiz bilimle tutarlı bir şekilde irdelemek çok zor oluyor. Şimdi bazı filmler mesela Interstellar bunu bağlayabiliyor. Tamam mı? Interstellar da bence fazla Hollywood bir filmdi ama gerçekten bilimi tutarlıydı diye düşünüyorum kendi içinde en azından. Hani böyle çok büyük açık loophole dediğimiz bu birbirini tutmayan tutarsızlıkları yoktu yani. Şimdi o ayrı bir kefede bir film bence o yüzden. Hani yine mükemmel bir bilim kurgu filmi diyemem ama dediğim gibi ayrı bir kefede yani kendi içinde tutarlı bence olması daha başarılıydı. Açısından kesinlikle daha başarılıydı. Yani bilimi daha başarılıydı her şeyden önce tutarlıydı. Şimdi bir de böyle filmler var Arrival gibi. Bu filmler bir fikri irdeliyor biraz, tamam mı? Biraz irdeliyor işte. Ondan sonra ama işte bir yere geliyor, bir yere varmıyor, tamam mı? İçinden çıkılamıyor. Yani bir teoriye varmıyor, bir şey olmuyor. Hani güzel bir hipotez bulmuşsun, bununla ilgili hikaye yazmışsın. Hah, Hollywood'da bunu bulmuş, film çekelim demiş. Tamam ama yani geliştirebilirsin yani. Eminim çok iyi yazarlara ulaşabilirlerdi mesela bu fikri geliştirmek için. Ama olmuyor. Ne yapalım? İşte twist koyalım, twist koyalım. Filmin son 5 dakikasında anlaşılsın bir şeyler. Gerisini eve gidince böyle onlar heyecanla çıkar salondan. Anca eve gidince yavaş yavaş anlamaya başlarlar. Çoktan izlenmiş olur film. Heyecan hala biraz yüksek olur. Bir beğeni skalasında kalır. Yüksek bir beğeni skalasında, beğeni skalasında yüksek bir noktada kalır. Öyle devam eder diye düşünüyorum. Ve bence bu taktik işe yarıyor. Yani kaç kişi şimdi Arrival'dan çıkıp loophole'ları üzerine odaklanıyor bilmiyorum. Çok kişi değil yani. Hani görsel olarak güzel bir şey veriyorsun. Mesela görsel olarak güzel yanları vardı filmin. Bence kamera açıları falan da garipti ama yani güzel fikirler vardı filmin içinde. İşte böyle allayıp pullayıp, tamam mı? İzleyiciyi böyle bir hadi canım sen şimdi eve artık bak ne güzel bir bilim kurgu filmi izledin gibi boş bir hikayeyle gönderiyorlar bence. Benim fikrim bu yönde. Zaman açısından da zaman işlemesi zor bir şey ama sürekli irdeleniyor. Bu kötü bir şey değil. Ama keşke yani çok fazla paradoksa neden olduğu için biraz daha tutarlı işlemeye çalışabilirler diye düşünüyorum. Evet. Anlıyorum seni. Evet. Zamanı işlemek gerçekten zor ve son yılların bilim kurgu filmlerinde bir trend haline geldi. Eskiden de çok kullanıldı tabii de. Son yılların bu yeni bilim kurgu filmlerinde şu an zamanı araştırmak da zaten hani gerçek fizik açısından da popüler bir alan. Çünkü daha mümkün görünüyor evet. Artık. Şeylerde solucan delikleri, kara delikler. Değil mi? Evet, bir yandan bilimin de daha popüler bilimleşmesi, sosyal medyada çok paylaşılması. Bunlar benim sevdiğim şeyler. Ben de çok sevdiğim önemli şey. Olan hani iyice bilmeden safsata konuşmamak tabii. Tabii ki. Evet, şimdi bu şey okudum. Çin şeye gelmek isterim. General ile muhabbetlerine. Zamandan girdiğimiz için. Ne oluyor generalle? Onu da bir şimdi, böyle izleyeceğim. Uzaylılarla tanıştıktan böyle bir yavaş yavaş bir ihyaya ermelerden biraz sonra kadın birden kendini böyle bir toplantıda buluyor. Bu bütün ulusların toplantısı gibi duruyor. Hatta uzaylıların da orada bayrağı var. Yani bir bayrağı diyorum. Böyle bir flama var. Üzerinde uzaylıların dilinde bir şey yazıyor. Artık dünya barışı falan mı yazıyor bilmiyorum. Evrensel bir şey. Evet, sizi bir araya getirdik falan. Şey oluyor, orada general diyor ki ben asıl senin için geldim, seninle tanışmak için geldim falan diyor. Beni aradın sen diyor, bana hayranım çok değerli diye. Bir şey söyledin diyor. Ay çok müteşekkirim falan diyor. Kadın ama şöyle ben aramadım, ben yapmadım, ben mi yaptım falan filan diyor. Ay bilmem ki falan diyor kadın. Adam da diyor bak şimdi o nedenle telefonun hani, numaramı, özel numaramı görmen önemli diyor. Yani birazcık şey bir... Bak kızım sen anlamazsın ama bak. Şimdi bak onu gördüm arayı. Bak gördün ya. Gördüm. 15 saniye tutayım da ezberleyebilirim. Ha sonra hemen dönüyor bugünkü ana bir telefon bulup arıyor. Ve tüm dilleri bildiğimiz için zaten harika bir şekilde konuşuyoruz generalle. Sanskritçeden. Mandarin. Farsça.
Aslında mümkün. Mümkün değil yani. Mümkün değil değil ya. Biraz abartmışlardı. İşte konuşuyor ve adama büyük olasılıkla kadın uzaylıları anladığını, onların gücünü, geleceği de görebildiğini falan kanıtlamak için karısının ölürken söylediği şeyleri söylüyor. Böylelikle etkilenen adam savaş güçlerini geri çekiyor. Savaş saldırı da nedense Çin ve Rusya, Amerika'nın düşmanı mı dostu mu hiçbir zaman belli olmayan saçma şeyler. Yani şöyle, geleceğe gidip geleceği görüp gelecekten bir bilgi alıp şu bugün de bir şey uyguluyor kız. Evet. Biz buna aa nasıl oldu falan diyoruz. Uzaylılar zaman zaten doğrusal, doğrusal değil, dairesel. O nedenle hani sorun değil diyor. Ama kadının niye gelecekte böyle saçma bir muhabbeti var? O zaman zaten bunu yapmış olurdu. Öyle bir saçma muhabbet olmazdı. Buna ters nedensellik diyorlarmış. Pardon. Ters nedensellik paradoksu. Evet. Yani gelecekte yapılan bir şeyin geçmişe etkilemesi ama gelecekte asıl onu öğreniyorsun. Yani doğal bir şey gibi evet, durmuyor. Burada bir paradoks var zaten. Yani geleceğe gittiğinde geleceğin de değişmiş olması gerekir. Bu mantıkla ve hiçbir zaman onu yakalayamaman gerekir falan. Değil mi? Değil mi? Sonuçta telefonu bilmiyor, arayamıyor. Evet, onun olmaması evet, gerekir. Olmaması gerekir. Ya da olduysa da geleceğin başka türlü olması gerekir. Böyle rezil konular ya. Böyle, yani sen Hollywood. Hollywood'cum yapacaksan biraz tutarlısını yapmaya çalış en azından. Hani bilmiyorum. Bilmiyorum Zeynep. Yani işte o doğrusal şey biraz açısından seviyorum ben. Uzaylıların olayı dairesellik. O nedenle bunu gelecek geçmiş diye sorgulamamalıyız. Ama dediğim gibi böyle bir olayın olmaması gerekirdi kızın zaten. Evet. Ne bileyim yani. Bir de şöyle bir iddialar var şimdi. Diyor ki bazı filmi izleyenler ya diyor tamam siz yanlış anlamışsınız ama bu filmi. Bu kadın özgür iradeye sahip değiliz diyor zaten. Yani geleceği görsen de değiştiremezsin. Gelecek yaşanacak. Şimdi bu bence filmin eğer böyle bir yorum çıkıyorsa en büyük şeyi bu. Loophole'u, eksiği bu zaten yani tutarsızlığı. Şimdi hiçbir şey değişmiyorsa tamam mı? Hiçbir şey hiçbir zaman değişmeyecekse ve her şey olması gerektiği gibi yaşanacaksa bu uzaylılar niye burada? Bir. Çünkü dünyalar işte insanlar bizi kurtaracak 3000 yıl sonra falan diyor. Onlara ihtiyacımız var. Demek ki insanlar seni zaten kurtaracak. Gelme o zaman. Bu kadın niye Çinli adama ulaşmaya çalışıyor? Telefon arıyor bilmem ne. Hollywood silahlar çekilsin falan sahnesi yapmaya çalışıyorsunuz. Yani hiçbir şeyin bir anlamı yok. O zaman mantıklı olan ben bunu çözsem. Hadi kadın çözemedi diyelim. Uzaylılar niye burada yani? Kadın da çözdüyse daha sonra oturduğun yerde her şey olacağı gibi olacak zaten. Evet, o zaman özgür iradenin temeline inmek gerekir. İn bakalım temeline. Ben haşa. Lütfen. Özgür irade yoktur, sadece kader vardır dediğimizde biz oturup hiçbir şey yapmayacağız ve her şey olacak anlamına da gelmiyor. Sen normal hayatına devam ediyorsun çünkü oturup hiçbir şey yapmama gibi bir şey yapamazsın. Ama oturup hiçbir şey yapmama gibi bir şey de yapabilirim ve yine her şey olacak olur. Çünkü orada önemli olan ben ne yaparsam yapayım her şeyin olacağıdır. Ama ben zaten oturup hiçbir şey yapmayacağımdır o zaman. Yani eminim kader yok falan deyip oturup hiçbir şey yapmayıp ölen inatçı deli bilim insanları olmuştur. Hayır ama yani demek istediğim eğer geleceği değiştiremiyorsam ne yaparsam yapayım değiştiremeyeceğim değil mi? Bunun şeyi ana fikri o zaman yani bunlar da uzaylılar da zahmet edip gelip ortalığı karıştırmasaymış o zaman. Ancak şöyle bir şey var. Dediğine hemfikirim bir noktaya kadar. Şimdi bilim kurgu filmlerde gelecek gösteriliyor ya da zamanda bir yolculuk oluyor. O zaman hani geleceği gördük ne olacak falan filan diye biz seyirci olarak böyle kalabiliyoruz. Ama öyle kalmamız gerekmiyor. Mesela geçmişe gittik bir şey değiştirdik gelecek değişiyor. Geleceğe gittik bir şey gördük geçmişe gidip onu değiştirebiliriz. Ama nedir? Başka bir şey değiştirmeye gitmişken alakasız bir şey değiştirirsen gelecek de 4. Dünya Savaşı falan çıkıyor kelebek yani. Etkisi kelebek var. Etkisi var. Yani bir şey değişmiyor anlamına da gelmiyor. Değişebilir. Yani zaman doğrusaldır. Çinli'ye gitmiş, şuraya gitmiş. Başka bir şey olsaydı, başka bir şey olabilirdi. Kadın mesela çocuğunu doğurmamayı seçer. O adamla evlenmemeyi seçer. Tamam. Başka şeyler olabilir. Tamam. Ama benim senaryomda hiçbir şeyin değişmemesinden bahsediyorum ben. Değişecekse olay başka bir yere taşınıyor zaten. Ona da geleceğiz. Hiçbir şey değişmiyor diyorsun ama free will var diyorsun. Özgür irade var diyorsun. Bence free will var filmde zaten. Özgür irade var filmde. Bazı insanlar olmadığını savunarak bir yere
Oturtmaya çalışıyor ama maalesef arkadaşlar, eğer özgür irade yoksa neden uzaylılar geldi sorusunu lütfen bana cevaplasın. Tamam. Diye. Özgür irade varsa neden uzaylılar geldiysen cevapla, ben onu bir tabii anladım. Ki. Özgür irade varsa uzaylılar gelerek geleceği değiştirmeye çalışıyor zaten. Uzaylıların geliş amacı bu. Zaten dili öğretip, kadının belli şeyler yapıp, dünyada insanların bir araya gelip, ulusların bir araya gelip birbirini yok etmesini ve kendi insanlığını yok etmesini önleyerek gelecekte dünyalıların, insanların daha doğrusu, onları kurtarmasını sağlamak üzere geliyorlar. Amaç bu. Zaten uzaylıların geliş amacı bu. Ama geleceği görebildiklerine göre kurtulup kurtulmadıklarını, insanların yardım edip etmediklerini zaten bilmiyorlar mı? Geleceği görebiliyorlar ama gelecek değişebiliyor. Ama onlar için unutmayın. Gelecek değil tabii. Onlar evet, için onlar bir şey. Onlar geleceklerini evet değiştirmeye evet. geliyorlar. Yani evet, öyle söyleyeyim. Mantıklı. Şimdi özgür iradenin varlığına inanırsak bu daha mantıklı olmuyor mu film açısından? Kesinlikle. Güzel bir şey oluyor. Bence var zaten. Yani evet, film açısından zaten özgür irade yok dersek filmde, hani hiçbir şeyi değiştiremiyorsun dersek, zaten uzaylılar niye geldi deyince bitiyor olay yani. Bütün filmin olayı saçma sapan olmuş. Ben özgür irade yok ve uzaylıların gelme nedenini tam olarak bilemedik ve uzaylıların gelmesi bir açık diye düşünmüştüm. Çok büyük bir açık. Filmi evet. açık üzerine kuralım filmi arkadaşlar. Filmi açık üzerine. Demişler. Yani çok iyi yansıtılmamış demek isterim o zaman. Çünkü şöyle, kadının ben bunu ya da çok iyi yansıtılmış, ben fazla düşünmüşüm. Hani kadının ben bunu tercih ediyorum, bunu seçiyorum. Hani başka bir şey seçmek istemezdim yine de. Hani evet, evet. önemli olan gidiş değil, vardığım nokta değil, hikaye önemli. Bence olan kesinlikle açık falan. Açık da söylüyorlar. Açık açık yani söylüyor ama bunun açık açık söylenmesi bana yetmedi. Çünkü Stockholm sendromu denen bir şey var. Yani iç kadın bilinçaltında ya da adamın ya da hani o bütün insanların bilinçaltında ne olduğunu bilemeyiz. Yani ben seçiyorum der ama özgür irade yoktur denen argümanlarda, seçse de o da özgür irade yokluğunun hikayesine tamam. yazılmış bir seçim olarak tamam. bilinir. Ben bunları düşündüğüm için o evet. çok açık bir şekilde söylenen şeye açık açık inanamadım. Ben inanmak zorundayım, yoksa filmin tamamen bir saçmalık üzerine kurulmasına inanmam gerekiyor. O da uzaylılar niye geldi, hiçbir şey değişmeyecekse. Yani bu bence çok, zaten çok ilginç. Kanıt bu zaten yani çok özgür irade olduğunu. Evet. Ki kadın açık açık zaten söylüyor ya. O benim için adamı yeterli. Adamı soruyor yani, geleceğini görsen değiştirmek için bir şey yapar mıydın diyor. Kendisi yapacak mı onu düşünüyor çünkü. Tamam mı? Çocuğu ölüyor falan filan ileride. Onu değiştirsin mi değiştirmesin mi? Spoiler! Spoiler zaten yani bir zahmet. Neyse. Evet, ilginç ki videodan önce bunu konuştuk ve ikna olmamıştım. Ama şimdi çok hoşuma gitti. Tebrik ederim. İkna tebrik etme etmek isterim. Yeteneklerimle Zeynep'i de kendime benzettim arkadaşlar. Şimdi şuna da değinmek istiyorum. Diyelim özgür irade var. Ay, yine kameradan çıkıyorum ya. Özgür irade var. Bu arada şu şapkayı oraya tuzak olarak koydum. Mestan gidip içine yatar diye düşündüm ama yatmadı. Koltuğa yattı onun yerine. Çok ayıp. Belki yatar bakalım. Daha erken. Özgür irade varsa peki film başarılı mı? Tutarlı mı? Değil. Yine film tutarlı değil. Başka bir açıdan tutarlı değil ama tamam. Özgür irade varsa geleceği değiştirebiliyoruz. Bu işte silahlı Hollywood hareketlerini, işte bariz Amerikan propagandasını vesaire geçersek, onlara da birazdan geliriz. Film yani kötü bence, ama kötü olmanın yanında tutarsız da. Şöyle tutarsız. Şimdi bir dil var ortada. Bu uzaylı sevgili ahtapot tipli uzaylı arkadaşlarımızın heptapod diyebilir miyiz onlara? Evet, heptapod arkadaşlarımız. 8 bacaklı mıydı? 7. 7 mi? Ha, hepta 7. 7 bacaklı arkadaşlarımızın 8 düşünüyorsun kafam. Dili kendisi mükemmel bir dil. Gerçekten çok da estetik bir dil. Evet, yani zamanı da manipüle etmeye diyelim olanak sağlayan bir dil. İşte baz aldığı hipotezi de konuştuk. Bir dili öğrendiğinizde beyniniz ona göre şekillenebiliyor ve hareket edebiliyorsunuz, düşünebiliyorsunuz. Yani zamanı kullanabiliyorsunuz gibi düşünelim bunu. Peki Louis arkadaşımız, filmin başrolündeki, bunu öğrenebilecek olan tek insan mıdır? Bunu öğrenmiş olan tek insan mıdır? Yani çünkü geleceğini görüyoruz. Bu konuda bir kitap yazıyor. Evrensel Dil diye bir kitap yazıyor ondan sonra. Ama başkalarına bu dili öğretiyor mu? Çünkü bu dili sadece Louis öğrenebiliyorsa neden?
Yani bunun bilimsel açıklaması ne? Büyü mü yaptılar? Yani dünyanın, pardon, indikleri bölgenin en iyi dil bilimcisini Amerikalı yetkililer seçti. Evet. Hani uzaylı bile seçmedi onu. Evet, yani o yüzden çok özel olmayabilir. Yani mesela ne oldu? Kıza ne dediler? Senden önceki senin kadar başarılı olmamış dediler. Demek ki birkaç insan denenmiş. Hı-hı. Belki hani bu alabilmiştir, tamam, yani. Evet, uzaylılar denemiştir. O aldı. Ama o çözdü. Dili o, evet, çözdü. Çözdüğü zaman başkasına öğretmesi çok daha kolay zaten. Zaten sınıfta görüyoruz kendisini. Öğrendiler. Ama şöyle bir şey var. Sınıfta öğrenenler ya da kitaptan öğrenenlerle Louis arasındaki fark, Louis nedense bir noktada uzaylıların dibine girdi. Onların atmosferini soludu, bir şekilde ölmedi falan filan. Şey oldu yani. Favorim. Evet. Onun çünkü o var, o fark var. O fark var ama şuna da değinmek isterim Zeynep Hanım, yine bana hak vereceksiniz bugün. Ki oraya girmeden önce de kadın bunları yapabiliyordu zaten. Ta 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 ta. Yani bu kadına özel bir şey olmaması lazım. Yani bu kadına özel bir şey olsa zaten büyü dememiz gerekir. Anlatabiliyor muyum yani? Ya da film bize yeterli bilimsel açıklamayı vermiyor dememiz gerekir ki o bile, yani o bile değil yani. Direkt büyü desek olur yani. Kadın daha önce de bu anları yaşıyordu. Hı-hı. Onu demek istedim. Benim dediğim öğrettiği insanlardan tek farkı bu. Ha evet. Ha belki de daha önceden. Daha önce de yaşıyordu şey, yani. Daha önce öyle de, şeyler görebilme. Daha önce de bu hediyeye erişmişti kendisi. Belki şöyle bir şey var. Şimdi eminim dünyada geleceği gören insanlar, olabildiğine inanan insanlar vardır. Ay ben bunu deneyimledim. Teyzemin amcası, amcamın kızı falan filan gibi. Hani bu tamamen insanların çöpe attığı bir fikir değildir belki. Just saying. Onu bir kenara koyuyorum. Ondan sonra belki de uzaylılar böyle bir yeteneği olan bir insanı arıyorlarmıştı. O yüzden hani bir önceki olmadı sırayla. Ha, Louis zaten, tamam. Apollo tapınağı görüyor ileri. Ben şeyi kabul ediyorum. Yani şu anki duyularımızla, şu anki bilimimizle etrafımızdaki her şeye hakim olamayacağımız fikrini ve büyük ihtimal böyle olduğunu kabul ediyorum. Ama peki Louis tek olabilir mi insanlıkta? Yok, bence sırayla geliyor. İnsanlık da değil. 12 bölgeye gitmişler. Amerika'daki bölgede birkaç bilim insanına gittiler. Louis'i tercih ettiler. Louis'e de dediler yani senden önceki senin kadar başarılı olmamıştı. En az bir kişi olduğunu biliyoruz Louis'den önce bunu deneyen. Bence olana kadar gidiyordu böyle. Bunu deneyen dediğimiz sıradan. Bir kontak yapmayı denedi ve kadın böyle diye kaldı. Senden daha kötüydü herhalde, bayıldı adam diye ben. Evet, ama yani ertesi gün devam etmediğine göre, evet, o bilim insanı, tamam, yapamadı, bitti. Ama o bir şey yani, onun başarısızlığı falan yani, bu hani beynindeki bilmem ne nöronu şeyle bağlandı oldu falan gibi bir şey olarak yorumlamadım ben onu açıkçası. Ama ben hiçbir şey olarak yorumlamadım çünkü o uzaylıların temasını bilemiyoruz. Evet, onu bilemiyoruz ama temas? Dediğim gibi Zeynep Hanım, o temastan önce de Louis Hanım, evet, gayet tam orada bir sorun yok. Ya şimdi o gayet yapıyordu bu işleri dediğin şeyi, yapabilen insanı arıyordu bence uzaylılar. Tamam. Tek tek geliyor millet. Ha. Sen değil, ama geç. Ama Louis tek değil o zaman. Tek değil, denk gelen ilk uzmanlardan birisi. Çok yani. İnsan olabilir o zaman. Evet, mantıklı yani, değil mi? Bu şekilde, ve bu kadın bu dili öğretiyorsa, ki öğretmek zorunda kalacaktır. Devlet zorla, evet, alacaktır bu kadından bu dilin sırlarını. Hani öğretmemeyi seçse bile öyle bir şey de yok. Bayağı seminer falan veriyordu, kitap yazıyordu. Ve harika bir evde yaşıyordu. Bence öğretmiş ve paraları almış yani. Bayağı bir öğretmiş harika bence bir de. Deniz kenarında değil mi? Böyle havalı. Deniz kenarında mı üstünde mi bilmiyorum. Full deniz böyle. Ondan sonra bu durumda başka insanlar da bu dili öğrenecek ve başka insanlar da zaman içinde hareket edebilecek. Dıt dıt. Açık. Açık. Çok garip büyük bir açık arkadaşlar. Şimdi ya da yani herkesin stabil zaman içinde hareket etmesini mi istiyoruz zaten? Yani nasıl bir şey bu? Nasıl, dünyaya ne faydası var? Tamam mı? Yani insan ırkının, insan türünün devam etmesine ne faydası var? Yani herkesin zaman içinde hareket edebilmesi, geleceği görmesi. Çünkü herkes geleceği görürse mantıklı kararlar ve verir diye bir şey yok ki, millet delirebilir yani. Ve değiştirebilirse yani, hani bence al kendinizi yok edin şeyi bu yani. Al, biz size şunu verelim, siz kendinizi yok edin. Ha, böyle yorumluyorum filmi. Aslında sizi yok etmek istiyorlar. Evet, ilginç. Bu özgür iradeyle ilgili demek istediğin başka bir şey var mı? Yok Zeynep. Ben bir şey demek istiyorum. Şimdi
bütün filmin en temel noktasının iletişim zorluğu olduğunu düşünüyorum bir yandan. Evet, değil mi? Yani şey, kadının etrafındaki Amerikan askerleriyle iletişimin zorluğu, ülkelerin birbiriyle, yani şey, uzaylılar iletişim zorluğu var, bir de ülkelerin birbiriyle iletişim zorluğu, rezalet yerlerde. Hani Amerikan propagandası en yüksek safhada. O kadar ki Amerika'nın kendisi bile güzel işlenmemiş bence, yani çok. Yok. Stereotype. Bir şey eksikti. Ben Amerika'nın başkanıyım, ben geldim falan diyen bir tip eksikti. Bir başkanımız eksikti. Onu da zaten birkaç filmdir yapmıyorlar. Başkanı çok karıştırmıyorlar. Artık çok o 24 ayarında bir şey olduğu için başkan i̇şte, kullanmak. Çin ve Rusya saldırıyorlar. Yani şimdi bu niçin saldırsınlar? Ne olduğu belirsiz. Bu havada uçan bir cisim var. Korkmuyor musunuz arkadaş? Ya biz buna vursak kurşun içeri girer mi? Böyle şeyler hiç bilinmeden nasıl savaş başlatırlar ki zaten? Şimdi çok dediğin gibi stereotiplere dayanıyor, tamam mı? Kalıplara dayanıyor. Yani Çin işte hemen orduya sevk eder olayı. Ama Amerika da orduya sevk eder, ama Amerika duyarlı da davranıyor. Önce bekler. Falan ne böyle. Diyor? 48 saatiniz var. Yoksa savaş açacağız falan. Bir de orada işte şimdi mesela bak burada başka bir, mesela Rusların o bilgiyi, edindikleri bilgiyi sızdırmaya çalışan insanı öldürmesi falan. Öldürmek evet. Yani böyle hani Rus işte, al sana Rus Çin, falan. Çinler mahjong öğreterek. Ha. Mahjong'un Türkçesi var mı? Bilmiyorum, mahjong. İşte onu öğretiyor. Orada da ne var? İşte kazanmak, kaybetmek, ölüm falan. Ha, yani. Yani çok tek taraflı yani. Bir şey yani. Neyse, tamam mı? Bakın arkadaşlar, şimdi Carl Sagan'ın mükemmel bir kitabı var. Adı da Contact. Şu da arkada gördüğünüz filmi. Bu adam dünyaya bir uzaylı ilk teması dünyayla olsa ne olacağını bir bir yazmış, tamam mı? Yani bu kadar zeki bir adam olur zaten. Hani milletlerin nasıl davranacağına kadar, tamam, milletlerin birbiri arasındaki ilişkiye kadar yazmış. Filmini de Hollywood filmi olmasına rağmen eşiyle beraber yazdığı, Andrew Yang'la beraber yazdığı kitap ve film bu arada. Kitap da öyle mi emin değilim ama film beraber. Kendisi ölümünden sonra tamamlanan bir film bu. Bu filmde Hollywood filmi olmasına rağmen Jodie Foster oynuyor, görüyorsunuz. Kitaba oldukça sadık kalmış, bazı şeyler değişik olsa da gerçekten bu olayı yansıtmış bir film. Hatta bir adım ileriye giderek, ben çok nadir bu sentezi beğenirim ama spiritüellik, ne derim, manevilik, maneviyat, maneviyat ve bilimi başarılı bir şekilde birleştirebilen sanat eserlerinden bir tanesi bence bu kitap ve dolayısıyla bu film. Böyle bir örnek var, tamam, yani benim önümde. Ne ben kadar şimdi sevmişsin kitabı, sanat eseri dedin, hiç yapacağın şey değil. Kesinlikle öyle, çünkü yani ben nasıl şey yapabilirim? Bu da bir bilim kurgu, bir bilim insanı tarafından, harika aşmış bir bilim insanı tarafından yazılmış. Asimov'un benden daha zeki olan, tanıştığım iki insandan biri dediği bir insan tarafından. O zaman bilim, kitaptaki bilim tutarlı diyebilir miyiz? Contact'taki mi? Evet. Kesinlikle arkadaşlar. Yani şöyle, tabii ki bilim kurgu olduğu için her şey yapılmış. Bakınız oluyor. Bakınız. Tuzağıma düştü. Her şey yapılmış ve tabii ki test edilmiş falan değil. Yani tabii ki bir gelecek vizyonu var. Ama dünyayı adam o kadar iyi tanıyor ki, kültürleri o kadar iyi tanıyor ki ve Amerikalı olmasına rağmen hiçbir şekilde Amerika'da geçiyor. Yine Amerikan ekibi gidiyor mesela bu filmde de, ama hiçbir şekilde öne koyma, Amerika'nın Ruslara karşı olan ön yargılarını hicvetme vesaire, bunlara yer vermiş bir insan. Yani hani o filmle şimdi bu filmi karşılaştırdığın zaman, ikisi de ilk temas filmi, tamam mı? Ya bu film çocuk oyuncağı gibi gülünç bir şey yani onun yanında. Anlatabiliyor muyum? Hı. Çünkü ne hikayesi tutarlı, ne nedenler tutarlı, ne vardı sonuç tutarlı. Yok, çünkü bunların yarısı yok zaten filmde. Böyle bir eleştirim var yani benim Arrival'a. Ülkeler konusunda ben de şunu eklemek isterim. Şimdi bu film bence beklediğimden kısaydı. Ben bu filmi bir yarım saat 40 dakika daha sürer diye düşünüyordum. Ama çok eksiklik de vardı. Şimdi bu kadar... Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bence fazla bile uzundu ya. Tamam, tamam. Hayır, anlattığı şeye göre fazla uzundu. Dur şimdi, ben eksiklerden diyorum. Şimdi ben diğer ülkelerin bu sorunla nasıl karşılaştıklarını görmek isterdim. Bu çok önemli bir şey. Mesela müzikle iletişim kurabilirsin, şekillerle kurabilirsin. Yani illa ki bilim insanı koyman gerekmiyor. Yani halktan insan da koyabilirsin. Ya sanat
Çünkü sanat sözcüklerden oluşan bir dil olmadığı için karşındakiyle nasıl vücut dili diyoruz. Birçok iletişim yöntemi varken biz sadece Amerikanlarınkini görüyoruz. Bir de mahjongu duyuyoruz. Çok merak ediyorum diğer ülkeler nasıl yaptı bunu. Hayır, bir de şey yani işte anladın mı? Şeye de ben gıcık oluyorum yani. Bilim kurgu filmi çekiyorsun. Bilime biraz daha önem ver yani. Biraz daha bilimsel altyapısını göster. Mesela benim bu filmle ilgili beğendiğim tek nokta ilk temas zamanlarında mekanik olarak araca nasıl girdiklerini vesaire uzun uzun göstermeleri oldu. Evet. Böyle ayrıntılar göster yani, anlıyor musun? Devam et, diğer teknikleri göster, bir şey göster. Yani bir de niye ekip yok? Niye kimse ekip değil? Niye hep birey böyle? Hep bireyi öne çıkarma var bu Hollywood şeylerinde. Yani gerçekçi değil işte. Bir komutan, bir bilim insanı, bir dil bilim insanı. Ya ekibi gösteriyorlar da yani bari bir cümle bari söyleselermiş ya. Ya hiçbir etkisi yok. Ya bugün şeyde bile ne bileyim var, bu insanlar var içinde falan. Mesela yani. Star Trek düşün, original series. Bütün ekibi tanıyoruz yani ve tanıyoruz. Tabii. Biliyoruz herkesin bir görevi var. Orada ben şimdi şuna dikkat çekmek isterim. O senin dediğinden de, bağlayacağım. Bir tane gemi o. Ian. Neden varsın? Ian neden bak, varsın? Bak sen fizikçisin. Yanında dil bilimci insan var. Karşında bir uzay aracı var. Sadece dil bilimi görüyoruz. Ama bu fizikçinin ne yapıyor, ne ediyor, ne görüyor? Yani niçin bunları hiç göstermediler? Adam negatif space'i hesaplayıp olayı çözdü. Ayıpsın kadın uyurken. Ya resmen kadının yanında ona aşık bir şey evet. Gibi ama ne derler ona? Adamcağız kullanmışlar gerçekten. Stunt double. Böyle bir ne derler ona? Yancı diyelim. Yancı bir şey diyorlardı ona diyor. Ya. Bilmiyorum. Çok çok gıcık oldum. Çünkü ben ondan Contact'te gördüğümüz gibi daha bilimsel bilgiler. Ya bir yarım saat daha izlerdim. Fizik açısından da incelenmesini. Çünkü dil bilim açısından çok beğendim o teorinin incelenmesini. Fizik açısından hiçbir şey yoktu. Şimdi bak bu önemli bir gösterge. Güzel bir şeye parmak bastın. Ben de buraya parmak basıyorum onun için. Çünkü belli ki bu dil bilimsel teoriye dayandırmışlar. Ve ellerinde sadece hikaye var. Ve ellerinde çok iyi bir bilimsel kaynak yok. Çok fazla bilime dalmayalım abi demişler. Ya çalış birkaç bilim insanıyla. Ya oraya girmeyelim dağıt arkadaşlar. Dağıt birkaç 10 bin dolar idare dağıt. İdare ederiz. Bu hipotezle biz idare ederiz bu filmi demişler. Çok ama fena yani ya. Gişeye bakarsak idare etmişlerdi. Gişe konusunda bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi ben çok eleştirel bir video ama yani böyle fikirlerim bu şekilde arkadaşlar. Ne yapalım, çok sevdik deyip kapatalım mı 10 saniyede? Olmaz. O olmaz. O zaman yani kritiğini yapmanın bir anlamı olmaz. Neyse. Benim anlamadığım Hollywood'da başka bir trend var şu an. Zeynep'e de söyleyip duruyorum. Zeynep pek hak vermiyor bana ama neden her filmde aynı insanlar var? Ya ben anlamıyorum. Neden her filmde hak veriyorum. Veriyor musun? Veriyorum. Ha, süper. Sadece bazen sevdiğim insanlar için diyorsun o zaman. Ben bu insanları bak bazıları o kadar boş yüzleri var ki yani tanıyamıyorum. Adlarını bilmiyorum. Ben Amy Adams'ın adını yeni ezberleyebiliyorum. Yani her filmde görmeme rağmen. Amy Adams. Tamam mı? Ryan Gosling. Ki Ryan Gosling biraz daha iyi bir oyuncu bence. Amy Adams'ın hiçbir özelliği yok diye düşünüyorum. Jennifer Lawrence. Ne o adamın adı? Bradley Cooper. Ve Matt Damon ve Mark Wahlberg. Ben neden her filmde bu insanları görmek zorundayım? Yani bak şimdi sen yeni bir fikirle ortaya çıkıyorsan bir de bilim kurgu filmi yapmışsın. Yeni bir yüz getirdin mi oraya? Ama yok yani. Ama gişede tutmayabilir. Satsın. Gişede satsın yani. Amy Adams'ı görmeye kim geliyor? Ben ne özelliği var Amy Adams'ın? Yani ben Amy Adams'ı yıllardır tanıyorum. Ne güzel filmlerde oynadığını düşünüyorum. Ne özelliği var? Mesela hani şu filme Amy Adams'ı iyi giderdi. Diyebilir misin? Herhangi bir film için. Şimdi bende şöyle bir sorun var. Bunu ben patolojik bir sorun olarak görüyorum. Ben iyi oyunculuğu çok anlayamıyorum. İlla ki böyle rezalet olursa anlıyorum. Ya da Meryl Streep olursa anlıyorum. Yani, soruyorum sana şimdi. Anlıyor musun? Anlayacağız. Hayır ya, biraz nötr bir karakter gibi. Ama eminim onun oynadığı rolü kötü oynayanlar da olabilir. Ben Amy Adams'ı beğeniyorum ama verilen sinik rolü yani, güzel oynayabiliyor ama o rolü aynı şekilde 10-15 kişi de güzel oynayabilir. Eminim şu an Los Angeles'ta garsonluk yapan milyonlarca insan da yeni bir yüz olarak çok daha iyi çok oynayabilir. Çok duygusal bir suratı var Amy Adams'ın ve çok filme de gidiyor. Yani şey gibi bazı insanların suratı o kadar duygusal ve nötr ki çok uğraşmadan da iyi bir oyunculuk çıkarabilirler gibi duygusal geliyor bana. Duygusal ve nötr nasıl beraber? Yani şöyle gözleri böyle dolduğu zaman böyle bir huzur oluyor. Diyorsun. Mesela ben gözüm dolunca kızarıyorum, böyle canavar gibi bir şey oluyorum yani beni oraya koysam bir şey gibi, olmuyor. Hani tuval gibi kadın diyorsun. Böyle. Ya da yemek yapma terimiyle tavuk her şeyin tadını alan
malzeme olarak. Hiç bilmiyorum. Öyle. Mesela Jennifer Lawrence için de hemfikirim. Ne kadar sevsem de alakasız alakasız filmlerde yakışıyor. Ya geçen iki çocuk sahibi kadın rolünde izledim. Olacak şey değil ya. Benden genç. Benden genç. Bir de şu var mesela, yani bunların en beni deli edeni Matt Damon ve Mark Wahlberg. Ya Mark Wahlberg, tamam Mark Wahlberg. Hani yani konuşmuyorum arkadaşlar. Yani ne rol yapabiliyor, ne tipinde bir şey var. Hani bilmiyorum. Yani evet, Hollywood takdiri beni yordu artık. Değişik yani. Gerçekten insanlardır. Artık bir yeni insan görelim. Ne bileyim bak, bu insanlar bir Meryl Streep mi? Ne bileyim bir Alan Rickman mı? Anlıyor musun? Yani tabii ki Emma herkesin Thompson. Böyle olmasını beklemem. Yani bir Emma Thompson mı? Herkesin böyle olmasını beklemem ama hani biraz çeşitliliğe de önem verin artık ya. Baydık yani. Baydık. Hawkeye'da. Hawkeye adamı. Ya. Jeremy Brenner. Benim için Hawkeye. Ya ne özelliği var bu adamın? Niye ben bu adamları ya senin 5 filmde görmek zorundayım? Ben şimdi yine Ian niye varsın? Niye demek istiyorum bir daha. Bir daha Ian niye varsın demek istiyorum. Şimdi bir fizikçinin, teorik fizikçinin ya da herhangi bir pozitif bilimle ilgilenen insanın ya da sen ben ya herhangi bir insanın düşün. O kocaman havada uçan bir uzaylı aracı gelmiş. İçeri giriyorsun, onlarla tanışıyorsun. Ne diyorsun? Lan çıkıp sen nasıl kadına, onları gördüğüm önemli değil, seninle tanıştım ya diyorsun. Bittin. Aman benim için bittin. Ben seninle evlenmem. Aynen. O nasıl bir kadın? Ben seninle evlenmem arkadaş. Ve hayır, böyle sığ bir adamla bırak ya. Rezalet tamam, ya. Git çocuğu da hepsi bitti. Aynen yani. Hani şey, kadın da hani böyle çok aşmış, süper karizmatik falan olsa, dediği gibi işte tavuk gibi ya. Ne renk versen alıyor falan. Bir de yani kadın adamla konuşmalarında zaten çoktan çocuğu ölmüş, o dertleri acıları yaşamış bitmiş bir insan modunda. Ha bir de depresif ha, yani zaten böyle. Ben, zaten normal canım kızı öldü falan diyorum ben. Meğer daha ölmemiş bile yani. O ya, normal hali onun o. Evet. Filmin yarısı kadın böyle zaten. Adam suratını göremiyor kadında. Kadın böyle falan. Böyle, tamam yani zeka çekici falan. Bir şey olabilir de adamın nesi çekici? Hayır, zekasını görmüyoruz. Ya kadın zeki de öyle ahım şahım zekası da yok. Kadına bir hediye veriliyor yani. Kadın bu hediye sayesinde bu kadar yaptığı şeyleri yapabiliyor. Bunu da altını çizmek istiyorum. Tamam, ben dil bilim açısından yani. Tercihlerini yapışlarını da beğendim. Ama yani. Kaç dil bilimcinin bir uzaylıyla iletişim diyorum. O da ayrı bir şey tabii. O ayrı bir konu. Çok kısa bir şekilde asıl hikayeden söz etmek istiyorum. En son diyorsun. En başta söz edecektim ama o kadar güzel konulara değindin ki bölmek istemedim. Hadi bakalım. Story of Your Life adlı kısa öyküyle Ted Chiang. Birkaç farklılığını yazdım hikayeyle arasında. Tabii ki Hollywood alıp böyle bayağı bir değiştirmiş. 112 gemi var yörüngede. Böyle inmiş olarak değil. Yörüngede daha mantıklı şimdi yani. Evet. Bu heptapodların adları değişik. Bizim filmde Abbott ve Costello adını veriyorlar. Bunlar da 1950'lerden bir komedi ikilisi. Videolarını izledik, ilgisi olduğu söylenen. Biz çok kuramadık. Bir iletişim zorluğu vardı ama o da bütün hayatta var zaten. Böyle bir komedi akımı var zaten yani, tamamen iletişim olmamasına dayalı. Yani o zaman birçok şey alabilirlermiş, birçok Zeynep ile Gökçe de koysa olurmuş yani bence. Bazen. Ne dedin? Ne? Bir şey mi dedin? Hayır bence öyle değil. Hayır. Oldu yani. Flipper ve Raspberry'miş o zaman da heptapodların isimleri. Şimdi o kısa hikayede dil biliminin yanı sıra heptapodların kendi dünyasındaki fizik terimlerini de öğrenmeye çalışıyorlarmış. Hadi orada biraz daha. Değil mi yani? Onu niye atladınız? Hollywood diyorum, başka da bir şey değil. Ondan sonra bizim Ian'ın adı Gary'miş. Bu da önemli bir değişiklik tabii. Çok önemli. Evet, Ian mesela olmalıymış. Ian, önemli bir isim. Evet ve yazarın dediklerine göre özgür irade pek olmayabilir gibi bir açıklama yapmış. Yani yazar kendi benim yazdığım hikayede ama tabii filme kadar çok değişti hikaye. Hikaye okumak lazım, ona bir şey diyemeyeceğim şu an. Evet, sonuç olarak ben iki şey düşünüyorum. Ben şimdi bu filmi izledim ve zamanın boşa gittiğini düşünmüyorum. Ben beni bu şekilde düşündüren ve yarısı rezalet olmayan, yani %50 rezalet demeyeceğim filmlerden keyif alıyorum. Ben bilim kurgu deneyimimden keyif aldım. Ama şeye geldiğimde, sonuca ve yorumlarıma geldiğimde Ian 10 üzerinden 6 veriyorum. Yani film kendini izleten bir film. Yani bir şekilde izliyorsunuz işte. Ama kesinlikle tatmin edici bir film değil yani bilim kurgu olarak. Ben zamanımı geri almak ister miyim? İsterim yani. Kitap okurdum, bir şey yapardım. Başka film izlerdim. O kadar izlemediğim temel bilim kurgu filmleri var yani. Neyse. Ama
Ben ilk bittiğinde 6 falan düşünüyordum. Hani oy vereceksin, niye oy veriyorsun? Ben şey, vermek puan istedim. Ben vermiyorum puan. Puan falan yok bu filme. Bir de izleyenlerden bir şey rica ediyorum mu? Şimdi ben filmi izlerken 2001 bir uzay yolculuğu etkileşimi hissettim. Hisseden varsa, yorum yazarsa bir bakalım acaba ben mi garip hissetmişim. Çünkü bakalım. Milletin yorumlarında da göremedim Reddit'lerde falan filan. Hadi bakalım. Bakalım var mı? Hadi oradan bir konuşma başlar bence. Evet arkadaşlar, böyle Arrival hakkındaki filmlerimiz, bilim kurgu kuşağımız filmler. Biz film çekeceğiz Arrival yerine. Ve bu kadar sıkıcıymışız ki kedi arkadaşımız, konuğumuz uyudu. Tuzağımıza nasıl düştüğünü de görmenizi en isterim. En iyisi uyuyayım ben. Yani. En iyisi bir şapka bulup içinde uyuyayım. Ters evet. Duran bir şapka. Öyle demiş. Evet, bilim kurgu kuşağımız devam edecek arkadaşlar. Bu ara pek video yayınlayamadık bu arada. Bir hafta atladık ya. İki hafta oldu galiba neredeyse. Ama kanalla ilgili bir konseptlerle uğraşıyorduk. Tam bir oturtamadık. Onları da oturtunca yine devam edeceğiz. Yani videolarımız devam edecek. Diyorum. Sen ne diyorsun? Ben diyeceğim dedim. Son lafım demiştim ben. Ha, onun üzerine 6 veriyorum diye. Niye bozdun havamı? Hoşçakalın demiyorsun yani. Ha, hoşçakalın. Sen demedin ki hoşçakalın. Hoşçakalın.